İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. YouTube'da ilk defa ortaöğretim kurumlarımızda okutulan 12. sınıflar Peygamberimizin Hayatı dersimizin birinci ünitesinin sunumunu yapacağız. Hepiniz dersimize ve kanalımıza hoş geldiniz diyoruz ve dersimize başlayalım hadi. Peki ne öğreneceğiz bu dersimize değerli arkadaşlar? Peygamberimize itaati öğreneceğiz. Ardından bir sahabi tanıyorum bölümünde Abdullah bin Ömer'i ve son olarak da hadisten hayata bölümünde Efendimizin güzel sözlerinden birini daha öğrenmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, Allahu Teala Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tüm ümmetlere peygamberler, elçiler göndermiştir ki onların bu dünyadaki yapmaları gereken ibadetleri, inanmaları gereken inançları ve yapmamaları gereken tüm davranışları öğretsinler diye. İşte o peygamberlerden sonuncusu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam dini tevhid dinidir. Yani Allah'ın var ve bir olduğu inancı vardır. İslam'da adalet vardır, zulmetmek haramdır. İslam dininde yaratılanlar yaratandan ötürü sevilir ki merhamet duygusudur bu. İşte dinimizde Hazreti Muhammed'i sevmek Allah sevgisine ve affına ulaşmanın en güzel yollarından birisidir. Çünkü Hazreti Peygamber kendisine tabi olanlara daima hak yolu, İslam yolunu, doğru yolu göstermiş, tüm insanlık için en güzel örnek, en güzel rehber olmuştur. Hazreti Muhammed'i sevmek değerli arkadaşlar, Allah'ın seçtiği ve peygamber olarak gönderdiği son elçiyi Kur'an-ı Kerim'de en güzel örnek olarak tasvir ettiği Hazreti Muhammed'i sevmek demektir. Bu da her Müslümanın imanının bir gereğidir. Allahu Teala peygamber sevgisini kendi sevgisinden ayrı tutmamış. Bu yönüyle Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkı olduğu peygamber sevmenin Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkı olduğu kabul edilmiştir. Hazreti Muhammed değerli arkadaşlar 23 yıl boyunca İslam dinini insanlığa aktarmış, sahabilerine öğretmiş ve bizzat yaşayarak, göstererek uygulamıştır. Onların sorularına cevap vermiş, onların yapamadıkları, eksik yaptıkları, yanlış yaptıkları davranışları, ibadetleri, inançları düzeltmiştir. İşte Peygamberimizin sünneti demek, Peygamberimizin söz, fiil ve onamalarını içeren örnek davranışlarını denir. Peygamberimizin sözle anlattığı sözlü sünnet, yaparak gösterdiği fiili sünnet ve susarak onayladığı takriri sünneti vardır. O yüzden bir Müslüman Hazreti Muhammed'i gerçek manada seviyorum, ona gerçek manada değer veriyorum diyorsa o Müslümanın hayatında Peygamberimizin yaşantısı olmalıdır. Peygamberimiz neyi ibadet olarak yaptıysa onu yapmalı, neye inandıysa ona inanmalı ve nelerden kaçındıysa işte Müslümanlar da onlardan kaçınmalıdır. Peki salatü selam deyince ne anlıyoruz? Peygamberimizi seven her Müslüman peygamberimizi çok anar ve ona salatü selam getirir. Yani Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek Allah'ın rahmeti, bereketi, Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ona iman edenlerin üzerine olsun anlamında salatü selam getiririz, onu anarız. Şimdi de ikinci bölümde Peygamberimize itaat ve bağlılık konusunu işleyelim. İtaat demek kıymetli arkadaşlar bir kişinin Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ederek Allah'ın emir ve yasaklarına tam bir teslimiyetle boyun eğmesi demektir. İşte bu da Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olmaktır. Peygamberimize itaat İslam dininin Allah'ın gönderdiği son dinin emridir. Her Müslüman Peygamberimizin ve İslam dini olan Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uymalıdır. Allah-u Teala Nur Suresi 52. ayette bakın ne buyuruyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.
Çünkü değerli arkadaşlar, Hazreti Muhammed heva ve hevesinden konuşmamıştır. Kendisi bir din uydurmamıştır. Tam aksine cahiliye ortamında Muhammedül Emin olarak kalmış, insanlığa en güzel örnek olsun, en güzel rehber olsun diye Allah tarafından son elçi olarak seçilmiştir. 40 yaşından 63 yaşına kadar Allah'ın göndermiş olduğu İslam dininin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını uygulayarak en güzel örnek olmuş. İşte bizler de Peygamberimizi örnek alacağız. Onun emir ve yasaklarına itaat edeceğiz. Bir de itisam kelimesi var ki ona tabi olmak, sünnetine sımsıkı sarılmak ve gönülden bağlanmaya itisam denmektedir. İtisam kelimesi taklitten farklıdır. Çünkü taklit etmede herhangi bir irade yoktur. Yapılanın aynısını yapmak demektir. Ancak Hazreti Peygamber'in sünnetini en makul şekilde yaşayamak, Hazreti Peygamber'in davranışlarında bir hikmet olduğunu bilmek ve kişinin hayatını Kur'an'ın hükümlerine, Hazreti Muhammed'in sünnetine göre düzenlemesine işte itisam denilmektedir. Peki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e itaatin dini sorumlulukları nelerdir? Zaten her Müslümanın Hazreti Muhammed'e itaat etmesi imanının gereğidir. Hazreti Peygamber'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü İslam'a girerken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyoruz. Nedir? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bunu demeyen zaten Müslüman olmaz. Bunu söyleyen de zaten Allah'a ve Peygamberine itaat etmiş olur. Dolayısıyla bizler Peygamberimize itaat ederek Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmak, merhametiyle yoğrulmaktır. Peygamberimizin ahlakı cahiliye döneminde nasıl kendisini zirveye çıkartmış, onların her türlü pisliğinden uzak kalmış, putlarına tapmamış, kız çocuklarını diri diri gömmemiş, adalet, huzur, hak, hakikat uğrunda mücadele etmişse bizler de Peygamberimize itaat alacağız. Günümüz cahiliye döneminde bunlardan uzak duracağız, hakkı, hakikati savunacağız. Bizler Peygamberimizin adaletini, şefkatini, tevazusunu da örnek alacağız. O nasıl emanetlere riayet ettiyse, nasıl her işin hakkını, hakikatini gerçek manada yaptıysa, işte bizler de sorumluluğumuz gereği Peygamberimizi rehber edinip onun gibi davranmak zorundayız. Peygamberimize itaat ettiğimiz zaman değerli arkadaşlar, hayatımızda Hazreti Ebu Bekir gibi bir dostane, Hazreti Ömer gibi adaleti, Hazreti Ali gibi ilme değer vermeyi, Hazreti Osman gibi mütevazi olmayı, bu güzel davranışları sergilemeyi gerçekleşen bir Müslüman olmalıyız. Çünkü Peygamberimize itaat ettiği için Hazreti Ebu Bekir sıddık olmuştur. Hazreti Ömer adaletli olmuştur. Hazreti Ali ilme değer vermiştir. Hazreti Osman mütevazi gibi pek çok ahlaka önem vermiştir. Şimdi de İslam'ı anlama ve yaşamada sünnetin yeri ve önemi hakkında kısaca bilgiler verelim. Kıymetli arkadaşlar, son din İslam'ın ve Müslümanların ilahi kitabı birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynaksa o Kur'an-ı Kerim'in yaşayan canlı örneği Hazreti Muhammed'dir. Sünnet neydi? Peygamberimizin sözleri, davranışları, onayları, farz ve vacibin dışındaki tavsiyeleri, öğütleri ve Kur'an'dan anladığı şeylerin hayatında yaşama biçimidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği öz ve hakiki kitaptır. Son ilahi kitaptır. Orada Allah-u Teala Müslümanların inanması gereken inanç esaslarını, yapması gereken ibadet esaslarını bildirmiştir. Hazreti Muhammed de bunları yaşayarak, uygulayarak göstermiştir. Nasıl ki bir öğretmen derste Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği matematik kitabını bizzat problemlerini çözerek, konularını anlatarak öğrencilerine anlatıyorsa, işte Peygamberimiz de Allah'ın göndermiş olduğu ilahi kitabı olduğu gibi eksiksiz bir şekilde tebliğ görevi gereği Müslümanlara okumuş, öğretmiş, onları anlatmış, açıklamış ve uygulamıştır. Mesela Allah namaz ibadetini farz kılmıştır. Peygamberimiz namazın ne zaman, nasıl, kaç rekat kılınacağını, farzlarının, vaciplerinin, sünnetlerin neler olduğunu Müslümanlara öğretmiş ve bizler işte farz olduğunu Kur'an'dan
uygulamasını Peygamberimizin sünnetinden öğrenmiş oluyoruz. Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar, dinin hükümlerinin doğru anlaşılabilmesi için, Müslümanlar arasında ayrımcılık olmaması, yanlış uygulamalar olmaması için işte mesela haccın nasıl yapılacağını bizzat veda haccında göstererek Müslümanlara öğretmiştir. Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar, Medine'ye hicretten sonra 622'den sonra Mescid-i Nebi'nin yapılmasını istemiş. Davranışlarında, sözlerinde bilgiye, öğrenmeye ve öğretmeye verdiği değerin ne kadar fazla olduğunu, eğitime, öğretime ne kadar değer verdiğini bizzat göstermiştir. Şimdi de sünnet vahiy ilişkisinden bahsedelim. Kıymetli arkadaşlar, Peygamberimizin sözleri, davranışları, uygulamaları Kur'an-ı Kerim'in mahiyetidir, açıklamasıdır. Onun insanlar tarafından doğru bir şekilde öğrenilmesidir. Çünkü Peygamberimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim'de en güzel örnek olarak bizlere tavsiye edilmektedir. Necm suresinde Allah şöyle buyuruyor. O nefs, yani kendi arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. O yüzden Peygamberimize vahiy ve hikmet verilmiştir. Vahiy Allah'ın ilahi kitabı, hikmet de işte onu uygulayan, onu öğreten yüce bilgilerdir. Sünnete tabi olmada Müslümanın sorumluluğu konusunda değerli arkadaşlar, bir kısa anlatmak gerekirse, sünnet Kur'an'ın yani İslam'ın yaşanma biçimidir, uygulanma biçimidir. O yüzden Müslümanlar Peygamberimizi ve Peygamberimizin sünnetini devre dışı bırakarak yaşaması, İslam'ı uygulaması mümkün değildir. O yüzden Müslümanların karanlıklardan aydınlığa çıkması için Peygamberimizin zamanındaki sahabelerin hayatları gibi bir hayat yaşamak, onların gibi yıldızlar olabilmek için her zaman Peygamberimizin kandiline, ışığına, kılavuzluğuna, rehberliğine ihtiyacımız vardır. Bakın Peygamberimiz veda haccında ne buyurmuştu veda hutbesinde? Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi Resulünün sünneti. Zaman zaman Müslümanların neden bu durumda oldukları, neden ilerleyemedikleri ya da neden cahili adetlerinin hala devam ettiği sorular sorulur. İşte cevabı bu. Allah'ın kitabı Kur'an'dan, Peygamberimizin sünnetinden uzaklaştığımız için olabilir mi acaba? Değerli arkadaşlar, şimdi de bir sahabi tanıyorum bölümünde Abdullah bin Ömer'i tanıtacağız. Ancak dersimiz uzun sürmesin diye bunu ikinci derse bırakıyorum. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.